Sihirli günler sevgili seyirciler. Bilinmeyenin takipçisi Telegezi ile bu hafta yine Sardes'teyiz. Ama bilinmeyen dedik ya, hakikaten bilemediniz. Bugünden sonra da bilmenizin azıcık güç olacağı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Onu söylemeden önce şunu söyleyelim. Teşekkür etmemiz gerek. Biz bunu yayınladığımız zaman burası artık görülemez halde olacak. Çünkü burada kazı yapılırken bulunan şu arkamda gördüğünüz Lidya duvarı tekrar doğanın tahribatına karşı gömülmüş olacak ve bunu çekme şansını bize tanıdığı için tüm kazı ekibine, başta da Profesör Grini'ye teşekkürlerimizi sizin huzurunuzda ediyoruz ve Bay Grini'ye doğru geliyoruz. Profesör Grini, bakalım bu hafta bize bu duvar konusunda neler anlatacak? Çünkü bizim buraya gelmemizin asıl sebebi o bolca sözünü ettiğimiz duvar. Hi Profesör. Merhaba Profesör, bu hafta nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Son olarak ne bulduğunuzu ve bunun öneminin ne olduğunu öğrenmek isterdik. Burası M.Ö. 6. yüzyıl başlarında Lidya'yı koruyan sur duvarlarıydı. Bu duvarlar M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında Pers kralı Cyrus'in Krezus'la çarpışması sonucu hasar gördü. Bu savaşın sonucunda Lidya bağımsızlığını kaybetti ve Persler de Anadolu'da hakim bir konuma geçtiler. Yani şehir düştü sonunda. Burada mitoloji meraklısı dostlarım, mitoloji meraklısı izleyicilerim hatırlayacaklardır. Çok meşhur, hani Atinalı Solon'la Krezus'un hikayesi geçmişti ya, işte o zamana ait, tam o hikayenin geçtiği zamana ait bir duvar bulduk. Bakalım üstünde başka neler vardı bunun. Bu duvara ne olmuş, daha sonra neler oldu? Sonra Persler şehre saldırdı. Surları ele geçirip üst kısımlarını tahrip ettiler ve surları kendi üstüne yıktılar. Bu kısım aslında koruyucu bir tabaka ödevi gördü. Bunun sayesinde bu surlar pek çok yerde halen 10 metre kadar yüksek olarak günümüze geldi. Üstelik göreceli olarak oldukça iyi durumdalar. Yani bu kez daima yakıcı olan yangın bir anlamda koruyucu ödevi görmüş. Evet, gerçekten öyle. Tuhaf da gelse bu kez yıkım koruyucu olmuş ve bu yıkım sayesinde bu sur duvarları çok iyi bir durumda korunmuş. Yoksa böylece kalamazdı. Şurada gördüğümüz bu büyük duvarın özellikleri nelerdir? Neden yapılmış ve hangi teknikle yapılmış? Teknik tüm diğer savunma yapılarıyla aynı özellikleri taşıyor. Surlar taş ve çamur biriketlerden yapılmış. Güneşte mi kurutulmuş, pişirilmiş mi? Kendi orijinal yerinde kalan bölümlere baktığımızda güneşte kurutulmuş olduğunu görüyoruz. Fakat yıkılan ve ateşe maruz kalan biriketler yanmış. Ama bunlar güneşli olarak mı pişirilmiş, yangında mı pişmiş bilmiyoruz. Evet profesör, acaba bu duvarları Mezopotamya'dakilerle ve Mısır'dakilerle kıyaslayabilir miyiz? Evet, kıyaslanabilir. Benzer tasarım ve yapım tarzıyla yapılmışlardı. Fakat burada bulunan duvar bulabildiğimiz kadarıyla çok daha genişti. Tabanda 20 metre genişliktedir. Bu çok geniş bir sur duvarı ve bunun benzeri antik şehirlerde pek nadir görülüyor. In any city of antiquity. Galiba bazı yerlerde daha bile kalınlaşıyor değil mi? Aslında en geniş yeri 20 metre civarında. Belki bu kadar geniş olması burasının giriş olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden girişi korumak için daha masif olarak yapılmış. Sevgili seyirciler, burada şu gördüğünüz yolun sonu ya da daha doğrusu bu surun sonu değil. Ama içinden ne yazık ki bugün karayolu geçiyor. Bir devamı da diğer tarafta. Gerçi orada pek fazla görülecek bir şey kalmamış. Ama bu kocaman duvarın dilerseniz diğer ucunu görebilmek için Profesör Grini'nin söylediği gibi bir 20 metre yürüyelim, sizinle paylaşalım. Ne kadar ilginç değil mi? Hem de ne kadar uzun zamandır yaşadığını falan soracağız. Bakalım neler öğreneceğiz. Sevgili seyirciler, size bu surların diğer tarafını gösterelim dedik ama bir ayrıntıyı da atlamadan size göstermekte yarar gördük.
Şu hemen arkamızda gördüğünüz kırmızı tuğlalar. Yoksa toprak mı? Yoksa yığıntı mı? Ne bilmiyoruz. Bakalım Profesör Green'i bu konuda bize ne söyleyecek? Şuradaki kırmızı blok nedir efendim? Bu kırmızı blok surların tepesinden yıkılıp suru örten kısmı gösteriyor. Yani yıkılmış olan üst bölümün kendisi. Yıkılmış ve surların yanlarına yığılmış. Bu olay Persler tarafından M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında yaşanmış. Bu kırmızı renk o yıkım ve ateş dolayısıyla mı olmuş? Evet, haklısınız. Tamamen öyle. Ve burada da oradan gelmiş bir tuğla elimizde var. Yani bu da yarı pişmiş olarak nitelendirebileceğimiz bir tuğla. Profesör Green'i bu tuğla pişmiş mi, ateş mi böyle yapmış? Pişmiş de asıl soru acaba yıkımdaki yangında mı pişmiş yoksa burası yapılırken daha sağlam olsun diye mi pişirilmiş? Asıl soru bu olmalı. Bu da bir bilmece. Şu çizgilerin Profesör Green'i yapan ustanın parmak izleri olabileceği konusunda da bir fikir yürüttü ama kesin olarak bilmediğini de ekledi. Sizinle paylaşalım istedik. Şimdi çünkü arkasını göreceğiz bu sorun. Bu parmak izleri onları yapan ustalar tarafından yapılmış. Bu konuda bir kuşku yok. Bu oyuklar Lidya dönemindeki brik ustaları tarafından yapılmış. M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında. Belki bunları yapan ustaların firma markası gibi bir şey olabilir mi? Öyle de olabilir, tabii. Hadi artık duvarın diğer kıyısına da bakalım. Efendim az önce gördüğümüz o kerpiç duvardan, daha doğrusu kerpiç surdan buraya kadar tam 20 metre. 20 metre olan yerde şu gördüğünüz taş duvar. Ama bu kalınlıktan sonra tabii ki buradaki yapı biraz değişik. Bakalım bize Profesör Green'i bu konuda ne söyleyecek. Profesör Green'i bu duvarda bu kocaman taşların çamur biriketiyle kullanılmasının nedeni ne olabilir? Aslında bunu gerçekten anlayamıyoruz. Bazı bölümler taştan, bazı bölümler çamur biriketten yapılmış. Ancak belki çamur biriketten yapılan kısımlar taş kısımdan biraz daha önce yapılmış olabilir. Böyle bir bağlantı olabilir. Peki şuradaki girintinin nedeni nedir biliyor muyuz? Neden bir köşe yapmışlar? Hayır, o girintinin amacını anlayamıyoruz. Zaten hemen önünde olan diğer duvarda bir çeşit yığma toprak işi. Bu da 20 metre genişlikte. Olasılıkla su duvarını korumaya yardımcı olmak amacıyla yapılmış olabilir. Zaten 20 metre kalınlıktaki bir sura bir 20 metre daha ek neden yapılmış olabilir? Yani toplam 40 metre. Bu da çok akıl karıştırıcı bir durum. Belki düşmanın asıl sur duvarının altını kazmasını engelleme amacıyla yapılmış olabilir. Yani düşmanın işini zorlaştırmaya yönelik. Sur duvarlarının altı nasıl kazılıyor peki anlatabilir misiniz? Bu Orta Doğu'daki savaşlardaki çok genel bir işlem. Düşman surların altında geniş tüneller kazar ve bu tünelleri ahşapla destekler. Sonra da bu ahşap dayanakları yakar. Bu da su duvarlarının yıkılmasını sağlar. Bazen bu duvar bir köprü görevi de görür ve şehre girer. Çok ilginç bir yöntem. Peki bu duvarları tarihlendirebiliyor muyuz? Duvarlar altlarda kalmış malzemeye göre tarihlendirilebiliyor. In close association with the walls and the best dating evidence is still painted pottery from the Greek world which can be very closely dated and which is found in appropriate contexts. There's also evidence from carbon 14 material and from dendrochronology, the dating by tree rings. Peki surların bu tarafı için sizin şahsi görüşünüz nasıl?
The dating of the destruction is very clear, and that's the middle of the 6th century BC, about 550 BC, give or take 5 years before or 5 years after. One of our questions is when the fortification wall was built, and probably towards the, in the 7th century or at the very end of the 7th century BC. So the wall would have been built either approximately 50 years or 100 years before it was destroyed. Yani çok yakın bir tahmin yürütebiliyoruz. Neredeyse kesin identified. Nearly exactly. Çok daha yakın. We'd like to have it even more exact, but we may not be may not be possible to date it any more closely. Arkeoloji genel olarak ele alırsak kesin bile denebilir. The end is very exact. The destruction is exact. The earlier part we'll see. Umarız, görürüz ve Professor Greene, şu anda gördüğümüz soruların büyük bir kısmı like to know, şu anda karayolunun altında the kaldı. Other part of the road, acaba now, kalkmaya devam etsek? The other part of the fortification is just under the road at the moment. And if you go any further, would it make any difference or it is enough what we have found? Well, we would like to take this further, but immediately on the other side of the modern highway, the fortification wall was leveled. That is destroyed in Roman times, and only the foundations remain. Then a little further on the north side of the city, there are a series of artificial mounds which extend for a long distance from west to east, and it may be that those mounds cover the remains of the fortification wall, and that remains. Bu arada ben bir saptama yapmak istiyorum. Az önce biz konuştuk ve bir şey öğrendik. Şu kenarda gördüğünüz sütuncuklar, koloncuklar bu kale duvarlarıyla, surlarla ilgisi olan şeyler değil efendim. Bunlar geç Roma dönemine ait bir takım buluntular, geç Roma dönemine ait bir takım kalıntılar ve bu bir caddenin iki yanındaki sütunlu, nasıl diyelim artık, sütunlu bir geçit. Bu bir tarafı, diğer tarafı da şu anda bulunduğumuz yolun diğer tarafında kalmış durumda. Konumuz olmadığı için geç Roma dönemine şu anda hiç girmiyoruz. Bu arada ben bir saptama yapmak istiyorum. Doğru hatırlıyorsak Manisa Müzesi'nde gördüğümüz bir, ona miğfer demek herhalde daha doğru olacak, savaş başlığı vardı ki yanında da yeni yapılmış bir replikası vardı. O buralarda bulunmuş olmalıydı. Manisa Müzesi'nde bulunan miğferi nerede bulmuştunuz? Miğfer yıkıntı yığınlarının arasında ve şu aralıkta bulundu. Yalnız miğferi mi buldunuz? Yanında başka bir şeyler yok muydu? Örneğin iskelet filan? Hemen yanında miğferin sahibi olması olası bir iskelet bulduk. Ve fiziksel antropologlar bu iskeletten 20-24 yaşlarında ölmüş bir erkeğe ait olduğunu ve kemik yapısının gösterdiğine göre kas gelişiminden bir askere ait olabileceğini saptadılar. Sol kolu kalkan gibi ağır şeyler taşımaya alışkandı ve sağ kolu ise dairesel ve ileri bir hareket yapmaya alışmıştı. Örneğin kılıç ya da mızrak kullanmak gibi. Ayrıca boynu sanki miğfer gibi ağır bir nesne taşımaktan dolayı ezilmişti. Gerçekten ilginç. Ne kadar küçük ayrıntılardan neler saptayabiliyorlar. Sevgili seyirciler, burada bir saptama daha yapmak istiyorum. Zaman zaman görürken şu kenardaki kolonlar, sütuncuklar dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunlardan ne zaman bahsedeceksiniz diye düşünüyorsanız bunlardan şu anda bahsetmeyeceğiz. Çünkü bunlar Lidya zamanına değil. Bunlar geç Roma dönemine ait. Yolun iki tarafını belki de çok doğru olmamakla beraber yaya kaldırımı gibi ayıran ayraçlar olarak kullanılmış. Bunlar geç Roma dönemi. O başka bir programın konusu olacak. Dilerseniz Lidya duvarlarını görmek için son küçük bir bölümümüz var. Buyurun onu da görelim. Lidya surlarını size karış karış gezdirmek isterdik. Tabii ki bunun mümkün olmadığını siz de takdir edersiniz. Ancak sizin için kritik yerleri Profesör Green ile üzerinde konuşup yansıtmaya çalışıyoruz. Burada surlardan bir tanesi ama bunun yapısı biraz daha değişik.
Profesör Greene, acaba bu duvarın yapısı nasıl, bu sur nasıl yapılmış? Yine aynı yapıda. Çamur biriketi bir çeşit çamurla sıvandığından biriketleri tek tek göremiyoruz. Burada bir fark var, o da şu, burada biriketler dikey kullanılmış, diğer yerlerde açıyla kullanılmıştı. Ama bu farkın sebebini anlayamıyoruz. Yani bazen açıyı da geliyor, bazen de dik duruyorlar, öyle mi? Evet öyle, belki aralarında bir zaman farkı, bir sikliğin farkı, bir tasarım farkı var ama asıl nedeni bilemiyoruz. Umarız bir gün bilebiliriz. Biz de umuyoruz. Az önce gördüğümüz genç bayan ne kazıyordu? Yani bir şeyler mi bulundu? Evet, Bayan Elizabeth Vaughan burada çalışan bir arkeolog ve şu anda surlar yıkılınca altında kalan kalıntıları gün ışığına çıkarıyor. Bulunanların en sağlamları bir seri çivi. Olasılıkla tahta kalasları, plakaları birbirine tutturuyorlardı. Sanki bir kapı ya da pencere kasası gibi bir şey. Doğal olarak ahşap çürümüş gitmiş, çiviler biraz daha dayanabilmiş. Peki bu çivilerden öğrenebildiğimiz bir şeyler var mı? Neler anlıyoruz? En önemlisi birbirini tutturdukları bir nesnenin varlığının bir kanıt. Ayrıca bu sur duvarlarının ahşap kapakları ya da kaplamaları da olma olasılığı var. Böyle bir şey yıkım sırasında düşük yıkıntıların altında kalmış olabilir. Ahşap çözülmüş, çiviler kalmış olabilir. Yani buluntular hiç de az değil. Evet ve çok da ilginç ama küçük bir ayrıntı. Fakat kaliteyi oluşturan küçük ayrıntılardır. Haklısınız, ayrıntılar tüm tabloyu oluşturur. Çok teşekkür ederiz. Bunları öğrendiğimize çok mutlu olduk. Ayrıca tüm bunları izleyicilerimizle paylaşacağımızdan dolayı da çok mutluyuz. Tekrar tekrar teşekkürler. Bize sizin programınızın bir parçası olmak gerçek bize. Özek bize ait efendim. Gördüğünüz gibi bir Lidya duvarının öyküsünü başından sonuna kadar ama yer yer. Her tarafını değil tabii ki. Sizinle paylaşmaya çalıştık. En önemli özelliği, bunu sizinle paylaşırken tekrar söylüyorum. Bu kısmı belki bilemiyorum hala yer üstünde olacak mı? Ama diğer kısımları siz bunu izlediğinizde yerin altında kalmış olacak. Çünkü en iyi koruyucu bildiğiniz gibi toprak ana. Toprak anaya onları şimdiye kadar olduğu gibi emanet edeceğiz. Ve örttükten sonra teknolojinin bize el verdiği zaman tekrar onları belki yaşama kavuşturacağız. Peki ne yapacağız? O zamana kadar bütün gelişmeleri sizinle beraber izlemeye çalışacağız. Ve eğer böyle kısa bir zaman için yeryüzüne çıkıp da sizinle yeni bir şeyler paylaşacak olursak biz de mutlu olacağız. Umarım siz de mutlu olursunuz. Haftaya Telegezi yeni bir yerde, yeni bir bilinmeyenin peşinde olacak ve sizinle birlikte tekrar aynı ekranda, aynı programda buluşmak üzere. Hepinize sihirli günler.